Merhaba arkadaşlar, Yedek Parça 101'in bu bölümünde fren balatası nedir, ne işe yarar, ömrü ne kadardır, fren balatasından gelen sesler ve benzeri konulardan bahsedeceğim. Fren balatası, fren sisteminin en önemli bileşenlerinden birisidir. Frene bastığınızda sürtünmeyi yaratan parçaya fren balatası denir. Fren sisteminin görevi aracınızı yavaşlatmak ve durdurmaktır. Bu fren sisteminin totalde yapmış olduğu bir işlemdir. Fren balatasının bu sistem içerisindeki görevi ise ilk sürtünmeyi başlatmaktır. Fren balatası pedala bastığınız zaman disk üzerinde sürtünmeyi başlatarak aracınızın yavaşlamasını ve isteğinize bağlı olarak durmasını sağlar. Fren balatasının ömrü ne kadardır? Fren balatasının ömrü birçok değişkene bağlı olarak farklılaşmaktadır. Bu değişkenler fren balatanızın markatı, kalitesi, yapısı dediğim işte genişliği veya inceliği, bunun haricinde fren balatanız yumuşak mı, sert mi? Bunlar fren balatanızın ömrünü etkileyen faktörlerdir. Bunun haricinde sizin araç kullanımınızdaki fren kullanım oranınız fren balatasının bitmesine en büyük etkendir. Şimdi bunları şu şekilde açıklayabiliriz. Fren balatanız yumuşaksa erken bitecektir. Fren balatanız sertse geç bitecektir. Fakat ses şikayetleri yapacaktır. Sert olmasının bir diğer farklılığı da disk yüzeyinde fazla aşınmaya sebebiyet vermesidir. Bunun dışında fren balatasının kaliteli veya kalitesiz olması da erken bitip bitmemesine etkendir. Gelelim en büyük etkene. En büyük etken sizin araç kullanım performansınızdır. Siz aracınızı çok sert kullanıyor ve freni çok fazla kullanıyorsanız fren balatanız erken bitecektir. Buna örnek vermek gerekirse ani hızlanmalar ve ani yavaşlamalar yaşatıyorsanız aracınızı ve normal seyirde gitmek varken sürekli yüksek hız düşük hız, yüksek hız düşük hız yaparak freni çok fazla kullanıyorsanız freniniz, fren sistemini çok çalıştırdığınız için balatanız erken tükenecektir. Bunun haricinde eğer yavaş ve sakin bir kullanım sürüyorsanız aracınızda, ışık kırmızı yandığında gaza basıp devam etmektense ayağınızı gazdan çekip trafiği okuyarak yavaş bir şekilde ilerleyip ve freni çok az kullanıyorsanız tabii ki sert kullanan bir spor kullanım sergileyen birine göre çok daha fazla süreler de balatanız daha fazla süreler dayanacaktır. Bir ortalama vermek gerekirse ortalama fren balatasının ömrü 20.000 km ile 40-45 bin kilometreler arasındadır. Bunu çok daha fazla uzatan yetişkin kişiler var. Aracını çok daha hafif kullanan. Ama biz yine de bir ortalama vermek istersek bu 20 bin ile 45 bin arasındadır. Fren balatasından gelen sesler nelerdir? Fren balatası dediğimizde genelde birçoğumuzun aklına o rahatsız edici cıyırtı, o ses gelmektedir. Bu sesin inceleyebilmemiz için birkaç farklı konu başlığı altında inceleyeceğiz. Bunlar ne derseniz birincisi durduk yere gelen ses. İkincisi fren balatası değiştikten sonra fren balatanızdan gelen ses. Üçüncüsü de disk fren değişimi yaptıktan sonra gelen ses. Bunların hepsini açıklayacağız. Fren balatasından durduk yere ses gelmeye başladıysa bunun birkaç tane sebebi olacaktır. Bunlardan ilki fren balatanız bitmek üzere olabilir. Balatalar bitmek üzere olduklarında iyice kemikleşen balata yüzeyi ses yapabilir. İkinci olarak durduk yere gelen seslerin ikincisi de fren balatanızla diskiniz arasına kaçabilecek katı partiküller ses şikayeti yapabilir. Bunun önüne geçmek için de balatayı söküp diskin yüzeyini ve balatanın yüzeyini temizleyip tekrar takmak gerekecektir. Üçüncüsü ise bunun bir farklı sebebi ise şurada bir balatamız var. Frenden durduk yere gelen seslerin üçüncüsünde ise camlaşmış balata yüzeyidir. Bu aşırı spor kullanımlarda veya rampadan büyük uzun bir rampadan inişte sürekli fren kullandığınızda fren yüzeyindeki balata yüzeyindeki yüksek ısıdan dolayı balata yüzeyi camlaşarak sertleşiyor. Bu da ilerleyen süreçlerde kısa bir süre içerisinde ses şikayet almanıza sebep oluyor. Çok fazla yakmadıysanız o camlaşan yüzey gidene kadar fren balatanız ses yapıyor. Ama çok aşırı balatanızı yormuşsanız, çok büyük ısıya maruz bırakmışsanız fren balatasını değişmeden sesiniz kesilmeyecektir. Fren balatasını değiştikten sonra gelen ses şikayetlerinin birçok anlamı olabilir. Bu bir, taktığınız balata çok sert olabilir ve bu sertliğinden ötürü ses yapmaya meyilli olabilir. Bunun haricinde ise bunu disk üzerinde göstereceğim. Takılan fren balatasının ölçüsünün buradaki örnekte olduğu gibi göstermek istiyorum. Şuradaki alınmamış kısmı görüyorsunuz. Bu kısım, bu tam oturduğu zaman ölçüsü aynı değil. Farklı ölçüdeki bir balata. Bu balata bu diskin yaklaşık
1 santim büyük olanı için. Ama buna da taktığınız zaman kullanılabilir durumda. Fakat gördüğünüz gibi şu kısmı tamamen boşluğa denk geldiği için almamış. Ve bu çok ciddi bir ses şikayeti yapacak. Yumuşak balata olduğu için ilk başlarda yapmasa bile daha sonralardan bu ses şikayeti yapacak. Ses şikayetlerinin üçüncüsü olan disk balata değişiminin gerçekleştikten sonra ses şikayeti almanız. Bu tabii ki en can sıkıcı durumlardan birisi. Disk ve freninizi, fren balatanızı aynı anda değiştiyseniz yine iki malzemenin birbirine uyum sağlaması için 1000 kilometrelik bir vakit, kilometre bazında bir vakit vermeniz gerekiyor. Çünkü metal parçaların birbirine alışma süreci vardır yol yapması için üzerinde. Bu 1000 kilometrenin haricinde halen ses şikayetleriniz devam ediyorsa yüksek ihtimal disk ve balatanızda problem olma ihtimali çok yüksek. Bunu ikinci sefer değişip yine aynı şekilde disk balata test şikayeti alabilirsiniz. Eğer bu şekilde sürekli değişim yapıp ses şikayeti alıyorsanız aracınızın fren sisteminin başka yerlerinde oluşabilecek bazı problemler vardır. Bunlar da şudur. Kaliperin üzerinde bulunan pistonu basan bu piston içindeki saplamaların aşınmasından ötürü bir tarafın fazla bir tarafın az basmasından dolayı ses şikayetleri olabiliyor. Bunun için elimizde çok iyi bir örnek var. Bu örneği size göstereceğim. Bu elimdeki balata pistonun farklı, yani alttaki pistonun ve yukarıdaki pistonun farklı ölçülerde basmasından kaynaklanan bir durum söz konusu. Şöyle göstereceğim burada. Burası az basmış gördüğünüz gibi. Diğer taraf fazla basmış. Fazla basan taraf fazla gitmiş. Az basan taraf az gitmiş. Bu da ses şikayetine sebep olur. Bunun haricinde bu gördüğünüz balata da aslında ses şikayeti olmuş bir balata ve buna usta farklı bir işlem uygulamış. Bunu hepimiz biliyoruz. Balatanın etrafını taşlamış. Yani sürtme yaşamasın diye. Bu gördüğünüz gibi diski taşlamaktansa balatayı taşlamayı tercih etmiş. Bu çok yanlış bir hareket. Bu şekilde geçici olarak balatanın sesini kesebilirsiniz. Ama hem balatanın formuna zarar vermiş oluyorsunuz. Hem de bu balata tam yüzeye basan noktasında gördüğünüz gibi buralardan aldığı için yüzeyle temasını azaltmış oluyorsunuz. O yüzden bu çok amatörce bir hareket. Bu anlattıklarımızın haricinde balata fiyatları hakkında konuşalım. Aracınızın marka, model ve kullanmak isteyeceğiniz fren balatası markasına göre fren balatası fiyatları çok farklı değişikliklere uğrayacaktır. Ortalama bir fiyat vermek gerekirse 50 TL ile 2000-2500 TL arasındaki bir fiyat skalası piyasada görebileceğiniz tüm binek araçların ön fren balatası veya arka fren balatası fiyatını karşılayacaktır. Aracınıza uyumlu fren balatasının fiyatını öğrenmek ve satın almak için otolya.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bunun haricinde otolya.com'u ziyaret ederek aracınızın fren balatası değişim işçiliği için uzman servislerden fiyat teklifi alabilirsiniz. Aracınızın fren balatasını değiştirmek sadece balataları yuvasından çıkarıp takıp bu işlemi kapatmak değildir. Bu işlem gerçekten çok ciddi bir işlemdir. Bilen, buna gerçekten emek vermiş uzman kişiler tarafından değiştirilmesi çok önemlidir. Çünkü yeri gelir aracınızın kaliperindeki ufak bir problem, hangi marka en iyisini dahi kullansanız ses şikayeti yapabilir veya güvenliğinizi tehlikeye atabilir. O yüzden bu işi uzman olarak yapmış kişilerle balata değişiminizi gerçekleştirmeniz çok önemlidir.